Bugün Muğla'nın Akyaka'ya geldik. Şimdi Akyaka'da Azmak Çayı'nda teknelere binip tekne turu yapacağız. Burası da Akyaka'nın plajı. Yazın normalde şezlonglarla falan plaj ama şu an boş. Buralardan teknelere binilip çayda gezintiler yapılıyor. Burada süs eşyaları. Farklı. O yap, oraya ait. Evet, buyurun. Mayacı, maya. Muğla yeşili en fazla illerimizden biri. Azman'ın kenarında da bir sürü restoranlar var. Özellikle balık restoranları var. Tavsiye ederim gelenlere. Hepsi çok güzel. Yazın girenler de var ama gerçekten çok soğuktu.
Şili gerçekten çok güzel bir yer. Görmeyen varsa Muğla Akyaka'yı tavsiye ederim. Birazdan kenardaki otelleri de göreceğiz. Küçük, çok güzel butik oteller var. Birazdan suyun da dibindeki su bitkilerini göreceğiz. Çok yosunları, yemyeşil yosunlar. Suyun içi de değişik, ayrı bir dünya. Kadar şezlonglar geliyor. Suyun altı resmen rengarenk. Kuru ağızlar, yeşiller, çimen yeşili. Resmen rengarenk bir su. Oldukça da derin. Yani burada nasıl yüzüyorlar bilmiyorum ama ben hayatta cesaret edemem. Hem derin hem de yani yosunlara, yeşilliklere takılabilirim sana ya. Resmen ağaçlar var gibi suyun altında. Karşıda da Akyaka evleri.
yeryüzü cenneti. Burası da diğer otoman konak. Burası faaliyetli herhalde. Şu an bir yeri açık değil ama. Burası da çok güzel bir otel. Normalde şu suyun içine koyuyorlar ve ayaklarınızı suya sokup masalarda oturabiliyorsunuz. Ama şu an henüz başlamamışlar. Suyun rengi şu an resmen cam göbeği denilen bir renk. Tekneden indik. Şimdi de yaya olarak geziyoruz Akyaka'yı. Hava çok sıcak, denize girenler bile var. Ben neredeyim? Atilla abi aradım, görüntülü bir kıskandırayım diye. Akyaka. Çatla da patla diye. Hadi şöyle yürü. Burada bir dinlenme mod koyalım. Teyze yavaş yavaş buraya doğru gel, yürü ya. Eskiden kadınlar burada çamaşırlarını yıkarlarmış çünkü sodalı su. O yüzden çamaşırları çok temiz yapıyormuş. O yüzden kadın azmanı da deniyor buraya. Daha
yamacındaki evler. Ay, ortam çok güzel, sessiz. Buraya sakin kent de deniliyormuş. Sakin kent. Anladım. Evet.